Arkadaşlar selam. Şimdi bir cumartesi çıktım yola. Şile'ye gidiyorum. Ufak bir kamp tarzı bir şey yapacağım. Akşam kalacağız. Arkadaşlarım şu anda yolda, oraya gidiyorlar. Ben de onlara yetişeceğim. Şu an Maltepe'deyim. Şile'ye giderken ki yolu çekeceğim. Sizinle paylaşacağım. Belki size kamp kurduğumuz yerden görüntüler paylaşabilirim. Yarın öğleden sonra dönmeyi düşünüyorum. Hadi şimdi gelin yola çıkalım. Bugün hava çok sıcak. Artık tabii yazın ortasındayız. O yüzden bayağı sıcak. Pencereleri açmak zorunda kaldım. İlerleyen dakikalarda klimaya geçeceğim. Dağ yolundan otobana çıkacağız ilk önce. Otobandan Şile yoluna sapacağız. Arkadaşlar haritayı açtım. Şu anda gitmek istediğimiz konuma 1 saat 8 dakika gibi bir süre veriliyor. Dağ yolundan ilerliyorum. Daha önceki videomda görmüşsünüzdür bu yolu. Maltepe'nin üst taraflarındaki dağ yolu burası. Kısa kestirmeden gitmek isteyen insanlar bu yolu kullanıyor sürekli. Ben de şimdi bu yoldan haritanın da göstermiş olduğu gibi ilerliyorum. Bakalım. Önde Doblocu abimiz. Tabi onun önünde araç var. O yüzden gidemiyor. Bir yerden benzin almam lazım. Benzinimde bir şey almak üzere. Cumartesi günleri öğlene kadar çalışıyorum arkadaşlar. Yarım gün çalışıyorum. Ve işten çıktık. Hazırımızı hep yola çıktık. Çok güzel böyle yapmışlar arkadaşlar. Bakın asfalt daha yeni. Tabii daha yapma şansları olmadığı için. Yeni asfalt olduğu için. Yol şu an güzel. Ama bundan tabi bir sene sonra başlarlar kazmaya. Cillop gibi yol. Kaymak gibi. Burası Sancaktepe'de bir cadde. Şile düz diyor. Benzinlik çıkmıyor karşıma. Benzin ışığımız da yandı. Benzin ışığı yandıktan sonra aşağı yukarı bir 70 km falan gidebiliyorum arkadaşlar. Test ettim bizzat, yolda da kaldım. Burası 3. çevre yoluna gidiyor. Biz buradan Şile tabelasını takip edeceğiz. Arkadaşlar Şile yoluna bağlandık. Klimayı açayım. Şile yoluna bağlandık. 55 kilometrelik yolumuz kalmış ve 48 dakika sonra orada olacağımızı gösteriyor bize. Ama inşallah yakınlarda bir yerde benzinlik vardır. Ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Benzin bizi oraya ya götürür ya da götürmez. Ama yol üzerinde bir benzinliğin olduğunu biliyorum. Oradan benzinimizi alırız. Şile'nin yollarında böyle dik rampalar vardır. Geleniniz bilir. Şu an klimayı da açtım. Araç 5. viteste bu yokuşu çıkmıyor arkadaşlar. 4'e düşüyorum. Bazen 3'e bile düşüyorum. Şu an bildiğiniz dip gaz gidiyorum. Şu an 3'e attım. Çok dik bir rampa. Yüksek devirde kullandığınızda size performansını veriyor.
Şurada sağlam bir rüzgar var. Arabanın sarsıldığını hissediyorum. Dayı niye sola geçtin anlamış değilim ya. Hız sınırımız burada 90'mış. %10 toleransıyla 99 arkadaşlar. Yer yer düşüyor, yer yer yükseliyor. Bu Şile yolunu çok seviyorum. Geniş ve sakin genelde. Yani çok fazla araç olmuyor, trafik olmuyor. Şöyle açıktan kapatıyoruz. Bir kamyon olduğu için tam kapatamıyoruz. Yokuş geldiğimiz için dip gaz gidiyorum. Hızımızı alalım. Şu an 115'li. Yokuşa girdik bakalım. Yokuşlarda çok iyi bir performans sunduğunu söyleyemem arkadaşlar. Yani şu dik yokuşlarda 3. vitesteyim şu anda. Pardon 4. vitesteyim. 3'ü atıyorum. 3. viteste hızlanması gayet seri bir şekilde. Ancak 4'e attığımda bu oluyor. Şu an 4000 devirde araç. Motorun sesini duyuyorsunuz. Ve yokuşun sonunu gördük. Bu arada 4'e atabiliriz. Buralarda jandarma çevirmesi olacaktır. Çünkü bu aralar sık sık çevirmelere rastlıyorum. Bu yolda da daha önce jandarma çevirmesine takıldığım oldu. Arkadaşlar benzin dibini görmek üzere. Yolda kalırsam şaşırmayın. Şu an E harfinin üst seviyesinde. Üç çizgisinde. Şu ileride sağda bir benzinlik olacaktı. Shell olacaktı. Shell'e girmeyi düşünüyorum. Tabii yolda kalmazsam. Ortalamamız hala 7.1'i gösteriyor. Yokuş çıkıyoruz. Kağı yokuş iniyoruz. O yüzden ortalamayı çok değiştirecek bir durum olmuyor. Ve şu an klima açık. Ve düz yolda da biraz gazlıyorum. Açıkçası bu ortalamanın düşmesini baltalayacak bir durum. O yüzden de ortalamamız 7.1'de sabit kaldı. Arkadaşlar şimdi benzinlik buldum. 100 liralık benzin aldım. Şu an yarın depoya hemen hemen yakın bir seviyede. Bu bizi bugün yarın götürür. Şimdi tekrar yolumuza çıkıyoruz. Yolumuza bakıyoruz ve tekrar çıktık. Bakın arkadaşlar buradan şehir merkezine dönülüyor. Normalde Şile'ye geldiğimde bu yoldan dönüyorum. Solu dönüyorum buradan. Ancak şu anda farklı bir yere gittiğim için, Şile'nin merkezine gitmediğim için düz devam etmem gerektiğini söylüyor navigasyon bana. Zaten bir 15 dakikalık, özür diliyorum, 15 kilometrelik yolumuz kalmış, 19 dakikalık bir ulaşma süremiz var. Şile'den Ava'ya doğru gideceğimiz zamansa bu yolu almak için buradan geliniyor.
tarafına bağlanıp Ava tarafına doğru gidiliyor. Biz şu an Ava tarafına doğru gidiyoruz. Ama daha çok Şile'ye yakın gideceğim nokta. Arkadaşlar 12 dakikalığımız kaldı. Şimdi şöyle bir köyün içinden geçiyoruz. Köy solumuzda kalıyor. Kilometre yolumuz kalmış. Şu yukarıda tünel açmışlar ama neyin tüneli? Yol mu geçecek oradan acaba? Etrafında hiçbir şey yok. Allah Allah. Arkadaşlar şu an aşağı yukarı 4 dakikalık zamanımız kalmış. Varış süremiz var. Geldim sayılır. Bakalım nasıl bir yer. Arkadaşlarım attı. Konuma göre gideceğim. Buradan çıkmıyor. İşte bir tek bu sıkıntısı var. Eğer attığımız konumu buradan görüntüleyebilsek, onun için tabii buradan WhatsApp açmak gerekiyor. WhatsApp açınca telefondan çıkış yapıyor. Çok teferruatlı bir şey olacak. Gerek yok. Bizi buradan sokuyor. Arkadaşlar şu an bildiğiniz off-road yapıyoruz. Ben bizim kamp kuracağımız yere geldim. Ancak size video açmayı unuttum. Daha doğrusu video açamadım. Ortam müsait olmadığı için. Şu anda müsait olabildim. Biraz hava karanlık oldu. Hava karardı. Bakın şöyle deniz gözüküyor buradan. Şu yoldan bilmem görebiliyor musunuz? Aşağı iniliyor, denize gidiyor plaja. Bizimki de burada işte şu bölgedeyiz şimdi. Aşağı kısmında otoparka çok yüksek bir meblağ istediler. O yüzden biz de gerek görmediğimiz için şöyle bir alana geldik. Zaten buradan 5 dakikada plaja iniyoruz. Mekanımızı buraya kurup sabah denize ineceğiz. Sabahın ilk saatleriyle. Araç burada mı görüyor musunuz bilmiyorum. İzzet oturuyor orada. İzzet merhaba de. Merhaba. Merhaba. Gözükmüyorsun ama. Evet arkadaşlar, sabah size tekrar yayın açacağım. Denize inerken ve ormanın içinden. Sabaha görüşürüz. Bugün arkadaşlar saat 5.30. Uyandım. Biraz yürüyüş yaptım şöyle. Arkadaşlar daha uyuyor. Ne kalkmışken bir yürüyüş yapayım dedim. Kalkmışken bir yürüyüş yapayım dedim. Şu an dalga sesleri kulağıma vuruyor. 300-400 metre ötede deniz ama biraz dalgalı. Sesleri de kulağıma vuruyor. I
said.